Günaydın arkadaşlar. Yeni bir Clojure dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yeni bir Clojure videosu ile karşınızdayım. Bu videoda da 3. dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen paylaşımlı ekrana geliyorum. En son arkadaşlar Clojure dosyasının derslerinin size sunulduğu siteyi bir göstereyim. Surveillancepoint.com. Burada şurada agendayı görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen dersimizde numbers kısmına kadar gelmiştik. Bu derste de numbers'ın geri kalan kısımlarından bir kısım yeri video kesildiğinden dolayı size sunamamıştım. Şimdi numbers, recursion ve file.io kısımlarını sizlere anlatacağım. Bir sonraki derste de strings'ten itibaren devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde web sitesinden Türkçeleştirerekten bu dersleri sizlere aktarmayı sürdüreceğim. Numbers kısmında çeşitli metotlar vardı arkadaşlar. Bunlar zero kontrolü ya da işte pozitif number, negatif number kontrolü, pozitif sayı, negatif sayı kontrolü veyahut da çift sayı, tek sayı kontrolü, bir sayı mıdır, integer mıdır, olanaklı bir sayı mıdır şeklinde. Bunları sizlere şurada ilerleyerekten göstereceğim. Reklamlardan da kaçınmak üzere biraz şu ekranı biraz büyütmek istiyorum. Evet. Hatta biraz daha yapabiliriz şöyle. Full screen çalışalım. Bir sayının sıfır olup olmadığının kontrolünü sevgili arkadaşlar bu Clojure programıyla şu şekilde yapıyoruz. Elbette bunun başlangıcında bir fonksiyon tanımlamasının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Burada defn ile bir fonksiyonu example ismiyle tanımlıyorum arkadaşlar. Bakın şurada herhangi başka bir parametre almıyor. Bu fonksiyon tanımlamasından sonra değişken tanımlamasına geçiyorum. Değişken tanımlamasında da burada x diyerekten bir değişkene def anahtar sözcüğüyle yani definition fiilinin tanımlama isminin kısaltılmışıyla gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Burada tabii x değişkenini tanımladığımda ben ne yapacağım? Bu şuradaki söz konusu parametrenin sıfır olup olmadığını kontrol edeceğim arkadaşlar. Böyle bir kontrolün sonucu boolean bir değer olacaktır. Yani true ya da false olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ben sıfır gibi bir rakamı sıfır onda nümerik değerine zero mu sıfır mı diyerekten kontrol ettiğimde bir sorguladığımda bu true değerini verecektir. Dolayısıyla ben burada x değişkenime true değerini atamış oluyorum. Burada da print line ile bu x değerinin yazılmasını sağlıyorum. Peki bu muhakkak integer olmak zorunda mı? Örneğin 0,0 gibi yine sıfıra karşılık gelen fakat bir floating değeri de sıfır mı diyerekten kıyasladığımda da burada yine true değerini vermesi lazım. Peki bu kez sıfırla karşılaştırmayı sıfırdan farklı bir değerle yapmak istiyorum. Örneğin 1 ile yapmak istiyorum. Burada da zero mu yani sıfır mı diyerekten sorguladığımda da bu false değerini verecektir arkadaşlar. Burada da programı çalıştırdığımızda ilk iki kısmı zaten sıfır mı diyerekten karşılaştırması neticesinde true verecektir. Bunu görüyoruz. Hatta bu ondalık da olabilir demiştik. Yani floating point olabilir demiştik. True'yu alıyoruz. Burada da sıfırdan farklı bir değerin karşılaştırması halinde de burada false değerini alıyoruz arkadaşlar. Hemen bundan sonra şu programın çalıştırıldığına bakalım. Zaten bunu da çevrim içi compiler'da çalıştırdığımızda sıfırla karşılaştırma sonucunda true. Bir 0,0'la karşısında yine true veriyoruz. Ancak şurada 1 ile karşılaştırması durumunda da false verecektir. Çünkü 0'la 1'in 0 mı diye karşılaştırmasında alacağımız cevap false olacaktır arkadaşlar. Hemen burada o sayının pozitif olup olmadığı ile ilgili bir kontrol yapabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sayının. Burada da örneğin 0 sayısının pozitif olup olmadığı yani 0'dan büyük olup olmadığının kontrolü yapmak istiyorum. 0'dan büyük olmak demek zaten 0 değerinden farklı olmak gerekecek arkadaşlar. Bunun neticesinde false olacağı belli arkadaşlar. Peki ben eksi 1 gibi bir değere pozitif mi diyerekten sorguladığımda onu da false verecektir. Yani aslında bu pozitif sayı değildir anlamında. Peki pozitif bir sayısını da pozitif mi diyerekten karşılaştırdığımda da bu true'yu verecektir arkadaşlar. Şu sıfır sayısının pozitif mi diye karşılaştırdığında false olduğunu görüyoruz. Eksi bir sayı karşılaştığında da yine bunun pozitif olmadığını yani false olduğunu görüyoruz. Peki bir sayısı sıfırdan büyük olduğu için de burada true değerini verecektir arkadaşlar. Şimdi bunun bir de işte çevrim içi programda karşılığını görelim. Şurada ilk sorgulamamızda sıfır pozitif mi diyorum? Pozitif değildir arkadaşlar. Eksi bir diyerekten sorguluyorum. Burada da false değeri veriyoruz. Burada peki şu sorgulamayı yaptığımda da burada true veriyorum. Çünkü bir sayısı gerçekten pozitiftir arkadaşlar. Bundan sonra bir de aynı şekilde bir negatiflik sorgulaması yapabilirim. Burada da negatif mi anlamında soru işaretini mi diyerekten algılayabiliriz arkadaşlar. Burada da eksi biri burada true verecektir. Negatif mi şu false verecektir. Şu da false verecektir arkadaşlar. Şu true,
false ve false verecektir. Negatifin sadece neg diyorum. Neg negatif anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da yine siyah ekranda, daha doğrusu compiler, çevrim içi compiler'da şunu çalıştırdığımızda negatif mi dediğimizde şunun gerçekten true neticesini verdiğini görüyoruz. Burada sıfırın negatifle karşılaştırması sonucunda da false verecektir. Çünkü sıfır gerçekten negatif bir sayı değildir. Peki artı 1'i negatiflikle karşılaştırırsam burada da false verecektir arkadaşlar. Hemen şimdi şunu çözelim bakalım. Grubu çöz diyorum. Evet, ne var? Even number ya da odd number diyerekten çift sayı ya da tek sayı olmasını da sorgulayabilirim aynı zamanda. Burada da örneğin 0 çift sayı mı diyorum, 2 çift sayı mı diyorum, 3 çift sayı mı diyorum. Bunun neticesinde de arkadaşlar 0'ın aslında 2 ile bölümünden kalanın 0 olduğunu görüyoruz. Zaten bir sayının çift sayı olması arkadaşlar 2 ile bölümünden kalanının 0'dan farklı olması lazım. Bu durumda ancak çift sayı oluyor. Peki burada 0 aslında biraz tuhaf gibi gelecektir ama 0 bir even number'dır. Çünkü 2 ile bölünmesinin sonucunda 0 neticesini veriyor. Peki bunu bir gerçek bir tek sayıyla deneyelim çift mi diyerekten. 3 sayısı tek sayıdır. Bunu da 2 ile bölünmesinden kalan sonuç 1 olacağı için bu da even number, tek çift sayı değildir arkadaşlar. Burada diyeceksiniz hocam nereden 2 ile bölünme? Normalde bunun alt programına baktığımızda arkadaşlar, yani şu ofisine baktığımızda çift sayı ya da tek sayının aslında 2 ile bölümünün 0'dan farklı olup olmadığının karşılaştırmasının yapılmasıyla ilgili arkadaşlar. Dolayısıyla 3'ü de ben çift sayı mı diye karşılaştığımda 3 çift sayı değildir. Dolayısıyla burada false neticesini veriyoruz arkadaşlar. Şurada da yine siyah ekranda 0'ın ve 2'nin çalıştırdığımız zaman çift sayı olduğunu görüyoruz. True şeklinde ve de 3'ün de aynı şekilde false olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen biraz daha ilerleyelim. Aynı şekilde odd number, yani tek sayı koşulunu da sorgulayabilirim. Burada da diyorum ki işte definition x dedikten sonra, yani x değişkenin tanımlamasını yapıyorum. Ve de o x değişkenin tanımlamasının true ya da false olmasını da şu ifadenin sonucu verecekler arkadaşlar. Odd number mı diyorum, 0. Burada da 0 odd değildir arkadaşlar. Çift tek sayı değildir. Aynı şekilde 2 de tek sayı değildir. Dolayısıyla şunla şunun sonucu false. 3'ün ise true olacaktır arkadaşlar. Burada da çalıştırdığımızda, şöyle bir kez daha çalıştırdığımızda çift sayı 0 için false verecektir. Bakın şurada görüldüğü gibi. 2 için de aynı şekilde false verecektir. Çünkü 2 tek sayı değildir arkadaşlar. Peki 3 tek sayı mıdır? Evet, tek sayıdır. Dolayısıyla bir tek en üçüncü sefer tanımlamış olduğumuz şu x değişkeninin alacağı değer tek sayı olacaktır arkadaşlar. Şurada true şeklinde olacaktır. Bunları da print line komutuyla yazdırdığımızda şu görünen değer ekrana gelecek arkadaşlar. Burada hemen bir sonraki örneğe bakıyorum. Bu bir sayı mıdır arkadaşlar? Yani bir number mıdır? Yani nümerik bir değer midir? Bunun sorgulamasını da number mıdır şeklinde yine şöyle yapıyoruz. Demek ki x değişkenine atanacak olan değer bir boolean değer olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde 0.0 da bir sayı mıdır diyorum. Elbette bakın şu integer olmasına rağmen bir sayıdır. Şu da bir integer olmasına rağmen, pardon, floating point olmasına rağmen bu sayıdır. Peki number a dediğimde de bunun aslında bir sayı olmadığını, bir alfanümerik değer olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen bunu da çalıştırdığımızda sıfırla ilgili kıyaslamayı yaptığımızda arkadaşlar ne gösterecektir? True gösterecektir. Şunun hemen altına baktığımızda true gösterecektir. Peki şuradaki değer true'yu gösterecek arkadaşlar. Yani 0.0 da bir true değerdir. Ve diğerine baktığımızda da sevgili arkadaşlar şu sayıyla ilgili, rakamla, harfle ilgili olan kısımda bunu da false değeri verecektir arkadaşlar. Hemen şimdi şunu kapatıyorum. Şu değere bakıyoruz. Şu değere bakıyoruz. Peki bu bir integer sayı mıdır diyorum. Bakın şurada aslında bir integer sayıyı karşılaştırdım. Integer mı dediğimde buna karşılık değer true verecektir. Peki şu integer mıdır dediğimde de buna karşılık false verecektir arkadaşlar. Bakın bunu da çalıştırdığımızda true. Diğerine de geldiğimizde false değerini verecek. Bunu da şöyle ilerliyoruz. Peki ondalık mıdır diyerekten sorguladığımızda arkadaşlar, floating point midir diyerekten sorguladığımızda
ondalık sayı mıdır diyerekten sorguladığımızda hangi sayı ondalık mıdır diyerekten bakıyorum. Normalde ondalık olmayan bir integer sayıyı karşılaştırıyorum. Burada bunun false vermesi lazım. Peki şurada da ondalık mıdır dediğimde buna da true vermesi gerekiyor arkadaşlar. Peki şurada bir örnek daha gösterirsek ilerleyelim. Şöyle recursion bahsine geldik arkadaşlar. Şöyle başlangıçta şunu bir küçülteyim biraz. Şöyle sayılarla ilgili kısım bitti. Şimdi recursion yani tekrarlanan işlemlerle ilgili kısma geldik arkadaşlar. Şunu da biraz daha büyüteyim. Recursion kısmımız. Evet. Recursion isim itibariyle arkadaşlar İngilizce'de tekrar eden veyahut da işte tekrarlanan bir teviye işlemler veyahut da bir döngü içerisinde yapılan işlemler anlamına geliyor. Aslında bu recursive işlemler Clojure'da gerçek bir döngü olaraktan göz önüne alınabilir arkadaşlar. Biz burada arka planda biz bir kuyruk recursion'ın dan bahsetmiştik. Yani bunun bir arka planda çalışmış olan kısmından bahsetmiştik. Burada fonksiyonel programlama dillerin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu recursive olması arkadaşlar. Burada buna ait bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada yine example isimli fonksiyon tanımlaması içerisinde bir loop diyerekten bir döngü tanımlıyorum arkadaşlar. Burada döngüyle de ilgili olaraktan başlangıçta diyorum ki i parametresi ve sıfır başlangıç değeri olsun diyorum arkadaşlar. Burada da bu döngünün kurulması esnasında bir koşul ortaya koymam gerekiyor arkadaşlar. Bakın aslında döngünün bütün şu kapsamı dahilinde, konteksti dahilindeki işlemler şunlar. Ancak ben bu döngüyü bir şekilde kontrol altında tutmam gerekir. O da vermiş olduğum şu i sayacının 5'ten küçük olması durumunda yani when i less than 5 dediğimde bu i sayacının 5'ten küçük olması durumunda şu koşul true olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu koşul true olduğu sürece de ben buradaki print line i diyerekten söz konusu bu indeksin ya da işte sayaç değerini yazdıracağım. Peki burada hemen altında compiler'ım çalıştığında recursive diyerekten bir komut var. Bu komut da söz konusu bu döngünün tekrarını sağlayacak bir anahtar sözcük olaraktan düşünülebilir arkadaşlar. Peki bu recursive komutu ile ben ne yapmak istiyorum? I sayacına ya da i indeksine bir artırıyorum arkadaşlar. Increment, increment anlamında bir artırılacak. Tabi burada karşılık gelen parantezlerin sayısının tümünü de örneğin şimdi ilk önce şunu kapatıyorum, şunu kapatıyorum. Arkasından şunu kapatıyorum ve de arkasından şunu kapatıyorum ve de fonksiyon tanımlamasının tamamı da şuradan kapatılıyor arkadaşlar. Yani burada her parantez açıldığında compiler'a diyorum ki yeni bir komut ailesi gelecektir veyahut da komut dizisi gelecektir. Onunla ilgili tanımlamaları gerçekleştir diyorum arkadaşlar. Şimdi burada peki bunu çalıştırdığımız zaman başlangıç değeri neydi? Bu sayacımızın ya da i indeks değerimizin sıfırdı arkadaşlar. Peki kontrol koşulumuz neydi? i'nin 5'ten küçük olduğu sürece demek ki 1, 2, 3, 4 olacak fakat 5 için bu işlem gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Peki tanımlamış olduğum şu fonksiyonu ben ne şekilde çağırıyorum? Fonksiyonun ismini yazmakla çağırıyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir parametre olmadığı için diyoruz ki ben burada herhangi bir parametre kullanmadığımdan dolayı example'ı da parametresiz olaraktan çağıracağım. Dolayısıyla şurada recursive işlemde sıfır başlangıç değerinden itibaren i'nin alacağı değer 0, 1, 2, 3, 4 oluyor ve de 5 geldiğinde de döngü dışına çıkılıyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki örneğimize gelelim. File I/O kısmına geldik. Yani dosya giriş çıkış işlemleri. Buna da şöyle bir gözden geçirdiğimizde aslında Clojure pek çok çeşitli yöntemler sağlıyor bize bu file I/O yani dosya giriş çıkış işlemlerini gerçekleştirmek üzere. Mesela bu fonksiyonel dosyalarla ilgili fonksiyonelliklerin bir kısmı neler olabilir? Dosyaların okunması olabilir arkadaşlar. Yazılması olabilir ya da işte böyle bir dosya ya da böyle bir dizin var mı diyerekten bir sorgulama yani bunun bakılması, onun görülmesi şeklinde olabilir arkadaşlar. Peki bu şimdi dosya giriş çıkış işlemleri yani file I/O dediğimiz işlemlere şöyle bir gözden geçelim. Aslında komple bir string'in bir dosya içeriğinin okunması arkadaşlar. Dosya içeriği olaraktan okunması. Yani ben şimdi bir string'i nasıl okuyacağım dosya içeriği olaraktan. Burada da Clojure
Core Slurp denilen bir metot kullanacağım arkadaşlar. Şöyle elbette bir takım metotlar, building metotlar hazır arkadaşlar. O hazır metotları kullanaraktan ben o metotların içerisine parametre veriyorum ve de bu şekilde söz konusu işleme o metodu yaptırıp neticeyi alıyorum arkadaşlar. Burada da slurp komutu aslında ne yapıyormuş? Bir dosyayı açıyor, ve de dosyanın içeriklerine okuyor ve de bize dosyanın içeriklerine bir string olaraktan geri döndürüyor. Yani dosyaya erişim sağlayıp dosyanın içeriğine okuyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle bir kodla yapıyoruz. İşte baştan isim alanı olaraktan closure.examples.hello diyerekten belirtiyorum. Arkasından şu açıklama izahat kısmından sonra fonksiyonumun tanımlamasını yapıyorum arkadaşlar. Burada farklı bir isim de verebilirsiniz. Burada arkadaşlar definition olaraktan string 1 diye bir değişken tanımladım. Bakın burada string 1 değişkenimiz aslında bir dosyanın içeriği okunacağı için burada ben bunun bir string değişkeni olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Def bunun bir değişken tanımlaması yani bir variable tanımlaması olduğunu gösteriyor. Slurp ise benim bu işi yapan metodum da arkadaşlar. Slurp metodunu kullanacağım. Dolayısıyla ben slurp metodunu hangi parametreyle kullanıyorum? Example.txt diyerekten bir dosyaya git erişim sağla ve o dosyanın içeriğini oku diyorum arkadaşlar. Peki o dosyanın içeriğinde aslında ne varmış? Burada hemen bir iki adım ilerisine gösterelim. Satır 1'de example 1, satır 2'de de example 2 diyerekten iki tane satır varmış arkadaşlar. Peki ben bu okuduktan sonra slurp metodu ile example.txt dosyasının içeriğini okuduktan sonra benim bu bilgi neyin içerisinde saklı şu anda? String 1 içerisinde saklı. Burada da diyorum ki string 1'e print line string 1 diyorum. Bunu da yazdır diyorum. Ancak bu fonksiyon tanımlaması şurada sona eriyor arkadaşlar. Bakın şöyle şuradan şuraya kadar sona eriyor. Ancak bunun çalışması için elbette ben bu fonksiyonu invoke etmem, çalıştırmam, çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Burada da example dediğimde ismine herhangi bir parametresiz çağırdığımda şurada parametre yok bakın. Bu fonksiyon example fonksiyonu çalışacak demektir. Demek ki buradaki işte example txt'nin içerisinde iki tane satır varmış. Birinci satırda example 1, diğer satırda da example 2'ymiş arkadaşlar. Peki ben bir seferde dosyada tek bir satırın içeriğini nasıl okuyabilirim? Tek bir satır arkadaşlar. Burada da closure.java.io/reader diyerekten bir metot kullanacağım. Bu da ne yapacak bana? Bir seferde tek bir satır, one line, tek bir satır okuyacak arkadaşlar. Ve de burada bunun uygulamasına şöyle bakalım. Yine dosyamızın adı example.txt. Ben burada hangi metodu kullandım? closure.java.io/reader. Yani closure.java.io taksim reader yani bunu okuyucu diye bir metodu çağırdım. Peki bu işleme neyin bir parametresi olaraktan yaptım? Reader denilen şu değişkene ben bunu atamasını yaptım arkadaşlar. Daha sonradan da ben buna with open diyerekten işte şunun ile aç diyorum. Aslında burada bir tane daha bir fonksiyon tanıması yapıyorum. O da reduce conjunction diyorum. Line sequence reader diyerekten bu line sequence'dan sonra buna reader dediğim diye atamasını yaptım. Kısmı alıyorum arkadaşlar. Aslında burada bütün satırların tamamını aslında dosyamızın içeriği şu olmasına rağmen bana neyi gösterecekti? Burada bir sıra içerisinde, sequence içerisinde bunu yazdıracağı için birinci satır şu, ikinci satır da şu diyerekten gösterecek arkadaşlar. Bakın şurada line sequence bana bunu satırlara bir dizi halinde yazdırmak üzere kullanıyorum. Aslında bakın şurada bu example txt'nin içerisindeki verileri okudu, satırları okudu. Burada ben reduce conjunction diyerekten şu fonksiyonu tanımlamasını yapıyorum. Dolayısıyla burada bunu bir listenin elemanları şeklinde veyahut da işte ardışılı şekilde bunu yazdırmış oluyor arkadaşlar. Peki dosyalara yazılması ya da bir dosya içerisinde verilerin güncellenmesi ne şekilde olacaktır? Bu da aslında bunun için biz closure.core.speed komutunu kullanıyoruz. Bu da bütün verileri, stringleri dosya içerisine yerleştiriyor arkadaşlar. Buradaki speed komutu slurp metodunun tam tersi çalışıyor. Yani söz konusu string geliyor. Bu txt dosyasının içerisine yerleştiriliyor arkadaşlar. Burada biz writer olaraktan bir metot kullanacağız ve de içeriğini yazacağız ve de daha sonra da dosyayı kapatacağız arkadaşlar. Burada da şöyle bir gözden geçirirsek spit diyerekten dosyaya erişiyorum.
Onun hemen parametresine de this is a string diyorum arkadaşlar. Aslında spit doğrudan doğruya aslında spit tükürmek anlamında, fakat dosyanın içerisine tükürüyor veyahut da dosyanın içerisine atılıyor, fırlatıyor diyerek de, fırlatılıyor diyerekten düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki spit'ten sonraki ilk parametre hangi URL ya da işte hangi dosya ismine erişileceği, example.txt. Peki o dosya içerisine ne yapılacağı veyahut da neyin yerleştirileceği, o da this is a string, yani bu bir string'dir, dizindir diyerekten bir alfanümerik ifadeyi ben bunun içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu anda tabii bunu yazdırmamışız. Şu anda neyin içerisinde yer alıyor bu? Example.txt'nin içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Burada da şu anda işte eğer bu dosyanın içeriğini de yazdırırsak this is a string diyerekten bu dosyanın içerisinde bunu görürüz arkadaşlar. Bu hangi komutun karşılığında? Okuma komutunun, reader komutunun karşılığı oluyor arkadaşlar. Ve de çağırmak için de closure.core speed komutunu burada kullanıyoruz. Orada da aynı şekilde isim alanı içerisinde olduğu için doğrudan doğruya speed'i yazmak benim bu dosyaya erişip içerisine şu string'i yerleştirmem için yetiyor arkadaşlar. Peki bir seferde bir satıra yazılmasa bunun da bir örneğine bakalım. Burada da kullandığımız metodun ismine closure.java.io_writer. Yaptığı şey nedir? Bir seferde bir satırı yazıyor arkadaşlar. Burada da ben şu örneğe bakalım. Example.txt dosyasına erişiyorum. Arkasından da hello ve string hello ve world sözcüklerine string haline getiriyorum arkadaşlar. Aslında bu örnek birden fazla kavramından bir arada hem tekrar etti hem de bunları kullanıldığı bir örnek oluyor. Ben burada şöyle söyleyeyim. Example diyerekten dosyanın tanımlamasını yapıyorum şurada. Sıfır parametreyle. Arkasından with open metoduyla işte şunu kullanaraktan yaz anlamında kullanıyorum arkadaşlar. Şunu kullanaraktan aç kullanıyorum pardon. Daha sonra burada write w harfini atamasını yaptım ve de diyorum ki burada closure.java.io writer metodunu al diyorum. Aslında bu metodu aldığım zaman benden ne bekleyecektir? Hangi dosyaya yazayım onu bekleyecektir. Arkasından da bir bunun seçeneği var. Buna ekleyeyim mi anlamında append diyerekten bunu da ekleme seçeneğinde true yapıyorum. Dolayısıyla ben işte şu dosyaya ulaştığımda bunun üzerine ekleme seçeneğiyle o dosyaya o şekilde ulaşıyorum arkadaşlar. Peki burada komutum devam ediyor. Arkasından hemen dot write dot operatörüyle dot write diyorum ve de burada işte sen ona diyorum işte şu w değişkeniyle tanımlamış olduğum dosyaya hello ve world sözcüklerini string haline getirip yazdır diyorum arkadaşlar. Burada da bunu çalıştırdığımız zaman hello world şeklinde bu yazıyı birleştirme string halinde göreceğiz arkadaşlar. Burada da hello world satırını göreceksiniz diyor. Neyin içerisinde var? Example.txt içerisinde var. Bir kez daha bakalım. Example.txt herhangi bir parametre gerektirmeyen bir fonksiyon tanımlaması şu. O fonksiyonda with open metodunu çağırıyorum. Diyorum ki işte example.txt'yi aç, oku. Aç ona eriş ve de onun üzerine verilere ilave ederekten true seçeneğiyle yazmayı hazırla diyorum arkadaşlar. Burada aslında yaz dediğimde benden ne bekleyecektir? Şu w değişkeniyle bunun içerisine yazdırılacak olan nesne ne olacaktır? String ne olacaktır? Burada da yine bir kombine bir komut ile diyorum ki bir string oluştur ki o string hello ve world sözcüklerinden oluşsun diyorum. Tabii bu string oluşturulduğunda tamamıyla bir şu şekilde tek bir string olacaktır. Hello world şeklinde. Burada da write dediğimde bunu yazdıracak arkadaşlar. Tabii bu fonksiyonun çağrılması durumunda ben şu veriyi yazdırılmış olaraktan göreceğim arkadaşlar. Peki IO işlemlerinde devam ediyoruz. Bir dosyanın mevcut olup olmadığını, var olup olmadığının kontrolünü nasıl yapacağız? Yani işte ismini verip şu dosya var mı diyerekten. Bunun için de closure.java.io file diyorum. File burada o dosyanın sorgulamasını yapacaktır. Bu da bir aslında bir class. O class çağrıldığında da bu dosyanın ismini vereceğimiz dosyanın var olup olmadığı konusunda da bize bir değer verecektir arkadaşlar. True ya da false şeklinde bir değer verecektir. Burada hemen print line diyorum. Aslında print line ile diyorum ki benim şurada yazdıracağım bir argüman olacaktır, bir parametre olacaktır. Ama ben bunun içeriğine yine bir metot kullanaraktan bulacağım, hazırlayacağım. Bunu yazdırmak istiyorum diyorum arkadaşlar. Peki burada hemen en dosyanın bu parantezin en içerisindeki işlemlerin varlığına bir bakalım. Enişteki paranteze bakıyorum burada. Prensip olaraktan closure.java
io/file metodunu çağırıyorum. Bu metot ne demektir arkadaşlar? Bundan sonra bir parametre gelecek. Example txt diyerekten sen o parametre ya da URL'i kontrol et. O böyle bir example txt dosyası var mı yok mu? Peki var mı yok bunun karşılığı nedir arkadaşlar? Boolean olaraktan true ya da false olacaktır. Tabi burada dosyamız mevcut olduğu için şu sonuç komple true olaraktan çıkacaktır. Peki bunu ben exist ile kıyaslamasını yaptığımda bana neticede şu ne çıktısını verecektir? True çıktısını verecektir arkadaşlar. Yani burada ben ne yapmış oldum? Bir dosyanın ismini verdim, bir URL'ini verdim. Şöyle bir dosyanın mevcut olup olmadığını, o dizinde mevcut olup olmadığını sorgulamış oldum arkadaşlar. Peki konsoldan bir dış ortamdan bir veri okunması ne şekilde gerçekleşecek? Onun da örneğine şöyle bakalım arkadaşlar. Şu komutu kullanıyorum. Read line dediğimde ben söz konusu kullanıcının, o andaki kullanıcının konsolunda yazmış olduğu sözcüğü kullanacağım arkadaşlar. Burada aslında read line komutu bir REPL dediğimiz bu işte read, evaluate, process ve loop denilen yani işlem yap, döngü içerisinde işlem yap veyahut da siyah ekran dediğimiz bu comment penceresinde bunu yazıyoruz arkadaşlar. Peki ben bunu satır yazdıktan sonra hello world yazdığımda ne yapacaktır? Bunun çalıştırılması halinde de dış ortama hello world diyerekten burada kullanıcının ekranda, keyboard'da, klavyede girmiş olduğu veri ekranda görüntülenecek arkadaşlar. Evet, string bahsine kadar geldik. Aslında biraz daha ilerleyebiliriz. String bahsinde şu örneklere bir bakalım arkadaşlar. Aslında Clojure'da stringlerin örneğini daha önceden de vermiştik. Şöyle bir tekrar babından olsun. Şöyle hello world direkten sıfır parametreli bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum. Burada diyorum ki hello world yazdır diyorum. Aslında şu fonksiyon tanımlaması içerisinde yaptığım için şurada birden fazla komutu yazabilirim arkadaşlar burada. Ve burada da iki tane komutum var. Birincisinde işte merhaba dünya. Arkasında da bu bir demo uygulaması diyerekten çalıştırıyorum arkadaşlar. Bunu da hello world'u ben çağırdığımda ne elde edeceğim? Burada işte hello world, this is a demo application diyerekten şu birinci satır veyahut da birinci print line'ın karşılığı gelen şu sözcük arkadaşlar. Arkasından da print line 2'nde de ne vardır? Bu bir demo uygulaması diyerekten göstermiş oluyoruz. Yapılan iş nedir burada? Fonksiyonun tanımlamasının içerisinde print line metodunun kullanılması. İstediğimiz şekilde buraya yazdırabiliriz. Peki bu program şurada kontekst dahilinde bitti. Bunun da yazılması için ne yapacağım ben? Hello world fonksiyonunu çağırıyorum arkadaşlar. Şurada hello world bir fonksiyon. Her zaman için belki karıştırabilirsiniz. Def değişken tanımlaması için, def and de fonksiyon tanımlaması için arkadaşlar. Yani definition'ın bu fonksiyonun ne harfinden bunun bir fonksiyon tanımlaması olduğunu göz önüne alabilirsiniz arkadaşlar. Peki temel string işlemlerine geldik. Burada şunları kapatalım şimdiye kadar. Epey bir bellekten de yer çalmasın bunlar. Tek sayı çift kontrolünü yapmıştık. Integer mı? Floating point mi sorgulamasını yapmıştık arkadaşlar. Ve de string bahsine kadar hatta şu recursion'u da kaldıralım. File IO kısmını da gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Evet, string bahsinde pek çok metodumuz, fonksiyonumuz var arkadaşlar burada. Bunlardan bir tanesi concatenation dediğimiz stringlerin bir araya getirilmesi, bunların formatlanması ve de karakter sayımı, stringlerin içerisinde karakter sayımı, sub dediğimiz bu bir alt stringin sorgulanması, herhangi bir şekilde işte şu karakterle başlıyor mu diyerekten, iki stringin, iki dizinin karşılaştırılması, bu bize karşılaştırıldığında negatif, sıfır ya da pozitif veriyor ki bu da ondan daha küçük, eşit yani birbirine eşit ya da greater than ondan daha büyük yani sayı olaraktan daha fazla anlamında. Lower case diyerekten string'i küçük harfe dönüştürebiliriz ya da upper case diyerekten büyük harfe dönüştürebiliriz, birleştirebiliriz. Bunların hepsine ait örnekleri şimdi teker teker sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Hemen string concatenation örneğini sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum.
Syntax'ı concatenation demek, iki tane string'in yan yana basit bir şekilde birleştirilmesi arkadaşlar. Yani concatenate edilmesi. Burada da string dediğimde str ile bunu ben gerçekleştiriyorum. Yani concat diye bir isim kullanmıyorum arkadaşlar. Birinci string değişkenini kullanıyorum. İkinci string değişkenini kullanıyorum. Burada işte kaç tane kullanacaksan bunları yan yana getiriyor arkadaşlar. Örneğin burada string dediğimde, yani concatenate yapacağım arkadaşlar burada. Demek ki şu iki tane string bileşene, şu string 1, şu da string 2. Ben bunu yazdırdığımda hello world yazacak. Arkasından ben buna üçüncü bir parametre daha ekliyorum. String hello world again diyorum. Burada da hello world again 3 tane parametreyi bana yazdıracak. Bakın aralarında herhangi bir şekilde şurada bir space olmadığı için arkadaşlar, şurada bir space olmadığı için şunun şunun arasında şunun olması yetmiyor arkadaşlar. Bakın şu yan yana konkat ediliyor. Yani bitiştiriliyor arkadaşlar. Şu print line komutunun çıktısı ne şekilde olacaktır? Şöyle diyeceksiniz, neden hocam burada boşluk var da burada yazdırmadı. Aslında bu boşluk string concatenate fonksiyonunun bir sentaksı arkadaşlar. Yan yana getirildiğinde herhangi bir şekilde boşluk yok. Bu belki de eğer ki şöyle söyleyelim, bir çalıştıralım şunu. Şurada eğer şöyle bir boşluk olsaydı, ben bunu yan yana getirdiğimde hello world, hatta şunu şöyle yan yana getirdiğinde bu kez aralarına boşluk koyacaktı arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle hello world ve hello world again şeklinde boşluk koyacaktı. Fakat buradaki örnekte böyle bir boşluk olmadığı için bitiştirilmiş bir şekilde yazıyor arkadaşlar. Bakın şunu nasıl şekilde yazdı. Hello world yazdı. Çünkü burada boşluk yok dediğim gibi. Şurada ya da işte şunun başında boşluk yok. Aynı şekilde 3 parametre olanı da aralarında boşluk atmadı. Bunu o şekilde yazdırmak için şurasının ya da şuralara birer tane boşluk atmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, ilerleyelim bakalım. Stringlere devam ederken ikinci örneğimiz neydi? Format özelliğiydi arkadaşlar. Formatı da şöyle bir okuyalım burada da. Basit format fonksiyonu vasıtasıyla biz formatlama yapabiliriz. Formatlama neydi? O gösterimiyle ilgili biçiminin değiştirilmesi arkadaşlar. Burada da aslında kullanılan metot nedir? Burada fonksiyon nedir? Java lang string, şunu şöyle yapalım. Format. Hemen bunun örneğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Format FMT arg şeklinde format ve arguments kullanılacak arkadaşlar. Hemen şu örneğe bakalım. Buradaki FMT nedir? Formatlama ile ilgili sözcük arkadaşlar, bir parametre. Burada argüman da kullanılacak olan argümanlar. Peki geri döndürülen değer nedir? Formatlanan string olacaktır elbette. Bakın şurada hello, format sözcüğüyle diyorum ki hello'yu ve de world'u kullanıyorum. Arkasından da şurada hemen bununla ilgili de formatlama ile ilgili şu $s kullanıyorum arkadaşlar. Arkasından ben bir tane daha yazdıracağım. O da şöyle pad with leading zeros diyorum. Burada da numerik bir değeri kullanacağım. İşte sıfırları başında önde gelen sıfırlarıyla bunu bir tamponla diyorum arkadaşlar. Yani bir noktada bunu sağ yasla demenin Türkçesi arkadaşlar. Pad with leading zeros, yani başına sıfırlar koyaraktan bunu tamponla diyorum. Ve de burada 6 digits diyorum arkadaşlar. Yani toplam 6 digit olacak şekilde. Burada kaç tane digit var? 4 digit var. Demek ki bunun leading zero dediğimde 2 tane digit koymam gerekecek arkadaşlar. Bunu nasıl hesapladım? Bu köşede 4 var. 6 digit bunun için ayırıyorum. 6'dan 4'ü çıkardığımda demek ki 2 tane leading zero, 0, önde gelen 0 konulacak arkadaşlar. Şu etiket olaraktan tamamını yazdırıyor. Numerik değer olaraktan da şu leading zero'dan sonra bu 1, 2, 3, 4'ü yerleştirecek. Şu formatlama ile ilgili terim bu yazdırılmıyor arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz leading 0'dan sonra şu kısım yazdırılmıyor. Bu aslında bir mesaj veriyor. Bu 1, 2, 3, 4 sayısının önüne, leading dediğimiz önüne 6-4 2 tane 0 koyuyor arkadaşlar. Veyahut da şöyle de yorumlayabilirsiniz. Bu leading 0'dan sonra tam 6 tane digit yazdırılıyor. Bunun 2 tanesi konulmuş leading 0. Arkasından da şu numerik değer arkadaşlar. Peki burada da şuradaki alfanumerik ya da işte string değeri bakalım. Burada da hello ve world yazdırılıyor. Burada da string şeklinde, bunu string gibi belirtecek şekilde hiçbir farklı bir işlem yapmadan sen bunu birleştir diyorum arkadaşlar. Şu aslında buraya sanki
str koymuş gibi düşünebilirsiniz. Fakat burada formatlı yazdırma bahsi olduğu için format anahtar sözcüğünden sonra birinci argüman, ikinci argüman ve de arasında söz konusu bu formatlamanın nasıl yapılacağına dair keyword veriyoruz arkadaşlar. Burada da söz konusu stringleri bir araya getirdi. Burada da dediğim gibi şu etiketi yazdırırken şuradaki formatlama çözümlenerekten şu çift 0, 1, 2, 3, 4 yani toplam 6 tane hane dijit olacak şekilde bunu yazdırmış olduk arkadaşlar. İlerleyelim bakalım biraz daha. Stringler bahsinde formatlamadan sonra count dediğimiz bir string içerisinde, bir dizin içerisinde elemanların sayısını biz hesaplatabiliriz. O da şu şekilde olacaktır. Ups, nereye gitti? Evet. Şöyle sentaksı da count anahtar sözcüğünden sonra string variable yani söz konusu string değişkenini burada belirtiyoruz. Burada da hello sözcüğü içerisindeki karakterleri saydırıyoruz arkadaşlar. 1, 2, şöyle söyleyeyim 1, 2, 3, 4, 5. Burada da hello world adlı fonksiyonumuz herhangi bir parametre çağırmıyor. Parametreye ihtiyaç duymuyor. Bu fonksiyon tanımlaması içerisinde sadece bir tek satır yazdırıyorum. O da count hello. O da hello'nun veri sayısını, byte sayısını ya da işte karakter sayısını say diyorum. Burada da 5 yazdırıyoruz arkadaşlar. Biraz daha ilerleyelim. Burada neleri gördük? String'i str ile iki tane string'i ya da işte üç tane string'i konkatenate ettik. Formatladık arkadaşlar. Karakter sayısına hesaplatırdık. Bu da bir dizin içerisinde başka bir alt dizinin olup olmadığının kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Burada da substring anlamında bu. Bunu da çalıştırıyorum. Şunu kapatayım. Evet. Şunu da kapatayım. Substring. Bunun sorgulamasını da şöyle sentaksı şöyle substring diyorum. S, start ve end. Şu şekilde formatta. Peki ben bunun hello world sözcüğünün içerisinde başlangıç ve bitiş karakterlerini belirtiyorum. Bunun bir alt dizilini bana oluştur diyorum arkadaşlar. Burada ne yapacaktır? Bu aslında benim S ele alacağım giriş string'i, start başlangıç po indeksi yani onun hangi karakterinden itibaren alınca ve de end de onun bitiş indeksi. Dolayısıyla ben uzun bir string'ten örneğin işte 2 ile 5 arasındaki karakterleri alaraktan bunun çıktısına bakabilirim arkadaşlar. Şimdi 2'den 5'e kadar diyor. Şurası 0, 1, 2, şuradan itibaren 2, 3, 4, 5 dahil olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla LLO'yu alacaktır. Peki 5'ten 7'ye kadar bu sefer de neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki W'dan itibaren alacağım arkadaşlar. Peki 5, 6 ve 7. 7 dahil değil. Sadece şu 5'ten 7'ye kadar. Yani şunu dahil, şunu hariç tutarsak sadece W ve O harfini yazdırmış olacağız arkadaşlar. Buna bir tane daha farklı örnek koyabilirdik. Örneğin işte 0'ıncıdan kaç tane var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Örneğin bunu çalıştırdığımızda şuna 0'dan 8'e kadar diyebiliriz. Örneğin buna da 9'a kadar diyelim. Hatta 9 diyelim. Yanlış saydık herhalde arkadaşlar. Hello World'un tamamını yazdırabiliyoruz. Şöyle söyleyelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de bunun backslash denilen ifadesi var arkadaşlar. Dolayısıyla onu da kale aldığımızda hello world'u yazdırmış oluruz. Burada da örneğin sadece hello'yu yazdırmak için de 0, 1, 2, 3, 4 dediğimizde örneğin bunu da işte 0, pardon şöyle 0, 1, 4, 5 dediğimizde sadece hello'yu yazdırmış oluruz. 0, 1, 2, 3, 4. 5 dahil olmayacak. Dolayısıyla 0'dan 4'e kadar bu hello'yu yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. Yani bir dizin içerisinde bir alt dizini dilimleyebiliyoruz. Dilimlerken de kullandığımız sentaks nedir? Şu başlangıç indeksi ve bitiş indeksi arkadaşlar. Burada da işte 0'dan başladığımızda dolayısıyla en son indekse kadar belirtmemiz lazım. Şu da belirtmiş olan hariçtir. Şu belirtmiş olan dahildir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Stringler bahsine.
alt dizini oluşturduktan sonra iki dizinin birbiriyle mukayesesini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Yani kıyaslamasını yapabiliriz. Onu da şöyle yapalım. Compare anahtar sözünü kullanıyoruz. Compare, karşılaştır ya da mukayese et anlamında arkadaşlar. Birinci string x, ikinci string de y. Yani x ile y'yi karşılaştıracak. Dolayısıyla hemen ben hello ile büyük harf hello ile yazılmışla küçük harf hello yazılmışı bir kıyaslama yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım hem buradan da case sensitive olup olmadığı konusunda bir fikir elde etmiş oluruz. Bu arkasından da her iki string'in de aynı olduğu, her ikisinin de uppercase olması durumunda bunu karşılaştırmasını yapıyorum arkadaşlar. Burada da neyi bulmuş olduk? Hello ile büyük harf hello ile küçük harf hello arasında bir fark var. Negatif bir değer verdi arkadaşlar. Negatif değer bunun şunun küçük olduğu anlamına geliyor. Peki şu ikincisinde aynı değer verecek şekilde büyük harf verilmiş. Dolayısıyla harflerin arasındaki fark sıfır oluyor arkadaşlar. Peki ben bunu bir de şöyle test etmek istiyorum. Bu kez hatta şöyle bir tane daha şuraya bir fonksiyon atalım arkadaşlar. Şu küçük harf olsun bu kez. Bu büyük harf olsun. Bu kez de fark artı 32 şeklinde verildi arkadaşlar. Aslında bu 32 büyük harf hello ile küçük harf hello ya da işte büyük harf a ile küçük harf a arasındaki fark arkadaşlar. Stringlerin karşılaştırılması da bu şekilde oluyor. Demek ki aslında şöyle bir sonuca da varabiliriz. Büyük harfle yazılmış string ile küçük harfle yazılmış string aslında aynı değil. Case sensitive bakımdan büyük harf ve küçük harf ayrımını gözetiyor. Dolayısıyla ben şununla şunu mukayese ettiğimde aynı olmadığını görüyorum. Sıfır cevap vermiyor arkadaşlar. Peki şunu kıyaslamasını yaptığımda burada sıfır cevabı veriyor. Hatta şunu küçük harf büyük harf yaptığımda, şunu küçük harf bunu büyük harf yaptığımda da bu farkın artış şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Yani burada bu şu anlam çıkıyor. Şu harf aslında büyük harf. Şu harf de küçük. Bu işlem sırasına göre bu şekilde fark pozitife çıkıyor arkadaşlar. Yani büyük harfle büyük a ile küçük a arasında 32 karakter veya 32 byte fark var anlamında. Bunu başka bir şekilde de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi string bahsine devam ediyoruz. Burada bir tane daha evet. Compare deyip de iki string'i karşılaştırdıktan sonra bunları büyük harfe ya da küçük harfe dönüşecek şekilde lowercase ya da uppercase metotlarına ya da fonksiyonlarını kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Şu kıyaslamayı yaptıktan sonra burada örneğin kimi harfi büyük, kimi harfi küçük olan şöyle hello world'u ben hangi metodu kullanıyorum burada? Closure.string slash lowercase diyorum. Yani burada closure'ın üzerinde işte string işlemlerinin içerisinde lower metodunu kullan diyorum arkadaşlar. Aslında closure string burada bir class, bu da onun metodu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hazır fonksiyonel elbette. Hello world'u ne hale getirecektir? Tamamını hello world şeklinde küçük harfe dönüştürecektir. Peki ben aynı zamanda bir tane daha bir satır yazdım. Burada da tamamı büyük harf olanları lowercase yap dedim. Burada da yine aynı neticeyi alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde uppercase dediğimizde de burada da kimi harfleri büyük, kimi harfleri küçük olanı da uppercase ile tamamı şöyle büyük harfe dönüştürülmüş şekilde yazabiliriz. Ve de şurada aynı şekilde hello world'u da hepsini büyük harfe dönüştürüyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım burada madem aralarına bir space atalım. Şurada da bir space atalım arkadaşlar. Şunu da çalıştırdığımızda da hello world ve de hello world şeklinde aralarında boşluk atılmış haliyle şurada arkadaşlar. Şunu şöyle yazabiliriz. Görüyoruz arkadaşlar burada da hello world'u hatta biraz daha yapalım ki tam satıra girsin. Alt satırda yer alıyor. Evet. Up
uppercase. Kaç tane metodumuz kaldı arkadaşlar? Hala var. Bu derste acaba tamamlayabilir miyiz diye baktım. Join bahsine gelelim arkadaşlar. Join aslında bir collection içerisindeki tüm elemanları bir dizin halinde geri gönderecek arkadaşlar. Onu da baktığımızda şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Join birleştirmek anlamında. Bu da ne şekilde oluyor? Aslında diyorum ki bakın çalıştıracağım veyahut da çağıracağım fonksiyon nedir? Join fonksiyonu. Diyorum ki işte aralarına koma virgül ataraktan 1, 2, 3 elemanlarını işleme sok ve de sen bunu birleştir diyorum arkadaşlar. Bunu burada da aslında bunu elde ettiğim sonucu printline metodunun bir argümanı olarak yazdır diyorum. Dolayısıyla buradaki eleman 1, 2, 3 alıyor ve de aralarına birer virgül ataraktan bu çıktıyı bize veriyor arkadaşlar. Aralarına atılacak olan elemanı ben şuradan seçebilirim. Örneğin burada işte şunun arasına dash işareti koyalım. Şöyle bir dash işareti koyalım. Burada da çıkartacağı karakter dash olacaktır arkadaşlar. Hatta şuna şöyle belirteyim de şuna aralarında şöyle belirtecek. İstersen buraya asterisk de olabilir veya tabii herhangi başka bir şekilde de olabilir arkadaşlar. Şöyle bakalım birden fazla karakter basacak mı? Bunu da şöyle bir çalıştırırsak. Şu şekilde bir çıktı da elde edebiliyoruz arkadaşlar. Yaptığımız iş nedir? Şu yazdırma metodunun parametresi olaraktan closure string slash join diyerekten bir metot çağırıyorum burada. O metot da yani o bir fonksiyon. Araya şunu ataraktan kullandığı elemanlar şunlar arkadaşlar. Bunu da uzatabiliriz tabii. Farklı olabilir. Stringlerin içerisinde birleştirebildiğimiz gibi aynı şekilde ayırabiliriz arkadaşlar. Burada da split fonksiyonu kullanacağım. Aslında split fonksiyonu regular expression dediğimiz ifadelerle o ifadelerin gerektireceği kurallara göre de ben bunu split edebilirim arkadaşlar. Ayırt edebilirim. Şöyle ki diyorum ki burada işte kullanacağım. Split metodunu kullanıyorum. String'in kendisi ve de regular expression diyerekten neyi yapacağım onu belirtiyorum arkadaşlar. Burada da kullanılan metodun sentaksı şu. Closure.string slash split. Hello world'u al diyorum ve de sen bunu diyorum. Ayır diyorum şu şekilde. Ve de bunun çıktısı ne olacaktır arkadaşlar? Yani ben şurada aralara boşluk at diyerekten şunu belirttiğimde bu Hello'yu ve World'u iki tane string alt string haline getiriyor ve de aralarına şöyle bir boşluk atıyor arkadaşlar. Şunu da çalıştıralım. Örneğin burada işte araya attığı değeri de şöyle bir şunu deneyelim bakalım. Şuna da bir hata verecek mi? İşte sadece boşluk olaraktan alıyor. Öyle anlaşıldı arkadaşlar. Yani şuna boşluk olaraktan alacaktır. Bir kez daha çalıştıralım. Evet. Göstermedi. Acaba şu karaktere yazdırdı mı diye. Şunu şöyle deneyelim. Biraz da kurnazlık yapalım. Hata mesajı verdi. Evet. Şunu kapatalım. Problem çıkmasın. Evet, şurada belirtilmiş olan space bunun iki alt string'e ayrılacağını gösteriyor arkadaşlar özetle yani. Kullandığımız metot nedir? Closure.string slash split. Yani bu benim sana verdiğim şu string'i alt string'lere, alt dizinlere parçalara ayır anlamında arkadaşlar. Split lines burada da işte şu backslash n ya da işte r n temelinde kaçış karakterleriyle bu string'i böl anlamında arkadaşlar. Bu özelliği de şöyle bir gözden geçirirsek nasıldır? Bakın zaten şurada backslash n ile bunu nasıl bölüneceğini belirtmişiz arkadaşlar. Split lines aslında ben bunu satırlara böl diyorum arkadaşlar. Şunu çalıştıralım bakalım. Satırları ayır anlamında. Aslında biraz ters olmuş gibi çünkü zaten bunu ben yazdırdığımda bunu alt alta yazması beklerdik arkadaşlar. Burada beklentilerime cevap vermedi. Evet. Şunu kapatalım.
Bakın şurada kaçış karakteriyle sanki bunu hello bir satırda, Word'da bir alt satırda olmasını bekleyebiliriz. Ama burada hello world diyerekten ikisini de ayırarakten gösterdi arkadaşlar. Yani aynı satır içerisinde gösterdi. Bunu separate strings. Evet. Her iki string'i de ayrı string'ler halinde gösterdi diyor. Yani ayrı satırlar halinde yazmamış arkadaşlar. Burada split lines diyerekten yanlış, bence yanlış yönlendirme ifadesi olmuş diyorum. Reverse dediğimizde de söz konusu string'i başından sonuna bütün index elemanlarını yer değiştirerekten belirtebiliriz. Hello World'u da aynı şekilde bu sefer de Hello World all şey şekilde tersten bu string'i yazdırabiliriz arkadaşlar. Yani reverse dedikten sonra şunun işte sıfırıncıdan işte 11. kaçıncı kadar oluyor? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eksi 10 diyerekten sayarsak işte eksi 10, eksi 9 şeklinde bu ters döndürmüş haliyle Hello World'u reverse halde yazdırabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir string'i de tersten yazdırabiliriz. Bunu mesela ben ismimi yazdırayım şurada. Şurada. NASA bir kez kulağı şeklinde bir isim yazdırıyorum. Bunu da Alp Hasan Zeki diyerekten şuradaki string'e ters çevirip yazıyor arkadaşlar. Pla nasahi kes. Pla nasahi kes. Şunda da şöyle yaptığımızda da Zeki Hasan Alp şeklinde veyahut da işte şuraya iki kez yazıp Hasan Zeki Alp şeklinde, yani şunu tersten ters çevirmiş halinde yazdırabiliriz arkadaşlar. Burada benim ismimin tersten halini yazdım. Onu da düze çevirip şu şekilde Hasan Zeki Alp diyerekten yazdırmış oluyor arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet, reverse'ü de yazdırdık. Replace'e de bakalım. Replace'e de aslında şöyle bir kontrol edelim. Burada da arkadaşlar bir string'in yerine başkasının yazdırabiliriz bu şekilde. Burada örneğin the trial is about Groovy diyorum. Aslında burada diyorum ki bu kurs Groovy hakkındadır. Elbette Groovy değil arkadaşlar. Groovy bakın biliyorsunuz bir Java'nın türevi programlama dili. Groovy, diyorum ki burada sen Groovy'yi seç, o Groovy yerine Clojure koy diyorum arkadaşlar. Syntax'ta da şöyle olacaktır. Burada replace dediğimde match replacement koyduğumda yapılması istenen şeyin ne olduğunu belirtmem gerekiyor. Şu baz olarak aldığım string, bu string'in içerisinde diyorum ki Groovy'yi al, Groovy'yi Clojure olaraktan değiştiriyorum. Ya zaten şu anda gördüğümüz kurs bir Clojure kursu arkadaşlar. Buradaki hangi metodu kullandım? Burada Clojure.string/replace yani yer değiştir diyorum. Groovy'yi gördüğü yere bunu Clojure'ı koyacak arkadaşlar. Tıkladığımızda da bana işte bu Groovy yerine Scala değil diyelim mesela. Bu bir Scala değil. Pardon. Şurasını Scala'yı, örneğin bu Scala değil, ben Clojure diyorum. Yani Scala dersini anlatmıyorum, Clojure anlatıyorum diyorum. Burada da aynı şekilde Troll is about Groovy. Ups, nerede geldi? Şurasını da Scala'ya dönüştürelim. Neyi arayacak? İşte bu Scala gördüğü yerleri Groovy'ye, Clojure'a dönüştürecek arkadaşlar. Bu kurs Clojure hakkında diyerekten belirtmiş oldum. Yani burada ne yaptı? Scala'yı aldı, Scala'yı Clojure yaptı arkadaşlar. Burada da this lecture da olabilir mesela. İşte bu lecture işte Scala hakkında değil, Clojure hakkında diyerekten de değiştirebilirdik arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım. Replace'i de gösterdim. Trim diyerekten string'in her iki ucundan da boşlukları ortadan kaldıracak. Trimming yapacak arkadaşlar. Yani bu bir anlamda süsleme veyahut da üzerinde işlem yapma gibi sanılabilir. Şurada işte bakın şurada white spaces derken başında ve sonunda boşluklar var arkadaşlar. Bakın şöyle
White Spaces derken başında ve sonunda boşluklar var. Hangi fonksiyonu kullanıyorum? Closure.string trim diyorum. Bunu çalıştırdığımız zaman ne yapacaktır? Başındaki o boşlukları şu kısmı alacak.